Maraş'tan bir haber geldi. Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Melik öldü. Melik türküsünü bilmeyen yoktur. Fakat Kahramanmaraş Pazarcık'ta bu türkü ne zaman söylense, ne zaman duyulsa daha büyük bir acıyla dinleniyor. Sebebi bulunduğumuz kapının hemen ardında Türkiye adını veren Meri'nin halen yaşayan eşi var. Biz de Meri'nin kocasını bulduk sevgili seyircilerimiz. Eğer kabul ederse öykünün doğrusunu kendisine dinlemek istiyoruz. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Siz sağ olun. Türkiye adını veren rahmetli Meri'nin kocası mısınız? Evet. İsmim Abdülkadir Kurtyoğlu, soy ismim. Biraz görüşebilir miyiz? Görüşebiliriz, buyurun. Melik türküsünü bilmeyeniniz yoktur. Hani Maraş'tan bir haber geldi diye başlayan. Melik türküsünün yaşayan, birebir yaşayan kahramanıyla beraberiz sevgili seyircilerimiz. Meri'nin, rahmetli Meri'nin kocası, eşiyle beraberiz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür sizi gördük, daha iyi olduk. Abdülkadir Bey, yaş kaç efendim? Yaş şu anda 73'e giriyor. Maşallah. Biz malcıydık. En güzel çıkardık. En güzelden Melik emmimin kızı. Amcamın kızı. Amcam İstanbul'da öldü askerlikten. Allah rahmet eylesin. Evet. Ben babam Melik'i beşi kertme yaptı benimle. Ben askere gittim. Askerde geldim, düğününü yaptık. Melik'i aldım. 7 sene beraber kaldık Melik'le. Çocuğu olmadı. Hasta oldu. O zaman doktor da kıtıdı. Kaç defa Maraş'a getirdik, Antep'e götürdük. Dediler ki duman. Maraş'tan bir haber geldi. Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Melik öldü. O zaman duman, şimdi duman kolay yani. Verem yoktu o zaman, duman vardı. Melik o hastalığına yaylada öldü engzekten. Keşke Melik ölmeseydi. Keşke Melik ölmeseydi, ah kırılaydı elim kolum. Engzek'te ölünce biz Melik'i hayvan üzerinde bizim Birtis Kalesi'ne indirdik. Birtis Kalesi'nde indirdik. Orada bemeceler vardı. Bir bemeceye koyduk, Maraş'a indik. Maraş'tan Kapıçam'ın oraya gelince bizim Kapıçam'da ateş var. Bizi bırakmadılar. Tombusu günü. Cenaze şişti. Ramatlı bibim vardı halem yani. Türk'ün söylenen halemidir. O gitti kumadana yalvardı. Dedi durum böyle de cenaze patlayacak dedi. Kumadan gayri şey verdi, emir verdi dedi, ateş kesin dedi. Ateş kestiler, biz geldik. Biz geldik buradan Kurtdere'den Meyrik'i kaldırdık. Peki bu türküsü nasıl yakıldı? Türküyü türküsü, yakan halanız? Halamız Kürtçe söylüyordu. Burada da Nurşani falan Türkçe'ye çevirdi. Aşık Nurşani? Heh, Aşık Nurşani. Türkçe'ye çevirince dilden dile dağıldı. Yedi yıl çocuğunuz olmadı. Aileniz bir baskı yaptı mı efendim? Hayır. Size ya da Meri'ye? Hayır, hayır. Amcam kızdı, yabancı değil ki baskı yapsın. Peki siz rahmetliyi ilk nasıl hatırlıyorsunuz? Nerede gördünüz? Sırf görücü usulü nedeniyle mi yoksa hakikaten sevdiniz mi? Aşık olup mu evlendiniz vakti zamanında tabii? Amcam kızı olunca babam dedi ki kimseye vermem, oğluma veririm. Amcam da askerde öldü ya. İşte öyle oldu. Bana verdiler. Ben de aldım. Sevdiniz sevdik mi? Sevdik. Evet. Allah'ta götürdüm. Ne diyeyim kardeşim? Peki rahmetli olduktan sonra eşiniz, siz bir daha evlendiniz mi efendim? Hayır, evlendim. Evlendim. O da benim teyzemin kızı. O da yabancı değil.
Peki bu verem dediniz, duman, evet. Ciğerlerde evet. Duman toplanmış. Evet. Verem biraz da sıkıntıdan olur. Acaba neyi sıkıntı yaptı eşiniz? Sıkıntı da olur, çocuk sıkıntısı. Peki efendim, Allah kimsenin başına vermesin. Yani. Çok sevdiğiniz eşinizi kaybettiniz. Daha sonra da ona bir türkü yakıldı. Siz isteseniz de istemeseniz de bu türkü hemen her yerde söyleniyor. Siz bu türküyü dinlerken neler hissediyorsunuz, neler yaşıyorsunuz? İşte sıkıntı alıyor biraz. Özlüyor musunuz Meri'yi? Özlemez olurum. Yabancı derlemeyeceğim kız. Kabrine gider misiniz? Gidebiliriz. Gidelim mi? Gidelim. Bilal kızı Meyrik, evet, burada yatıyor. Burada yatıyor. Allah rahmet eylesin. Meyrik burada yatıyor. Allah geride kalana sabır versin derler. Amin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.